Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Arkadaşlar biz bugün evde yemek yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Menümüzde ne var şu anda? Ha, patlıcan yemeği pişireceğim birazdan. Ondan sonra bir de içli mantı yapacağım. Soğanı neyim hazırladım böyle. Ama anne bu tenceresinin aynen çeyizinde. Kaç sene oldu? 30 yıl. 1-2 sene. Takım mı bunlar? Takımlar hep duruyor orada da. Böyle şeylere güzel oluyor. Ne yapacağım? Patlıcan yemeği. Patlıcan yemeği yapacağım. Bir de içli mantı yapacağım. Yeter sıcak ya. Şimdi altını açtım. Soğanım olsun. Ondan sonra önce patlıcanı yapayım. Sonra biraz da içli mantı. Şimdi böyle gösterelim. Ondan sonra evdeyiz daha zaten. Sonra dışarı çıkarsın. Çok sıcak. Çok sıcak. Dün biraz serindi, bugün daha sıcak, çok sıcak var bugün. İnsan nefes alamıyor. Esmiyor ki. Ne bir şey var ya, diyor, ağaçlar bile sallanmıyor. Yaprak kıvıldanıyor. Ama Almanya'da sıcakmış. Orada da sıcak. Bir yağmur yağsa yağmur da yağmur. Neyse. Senede böyle geçecek bizim. Hadi kızlar görüşürüz. Yemeğimi yapayım başlayayım. Arkadaşlar yemeğimizi koyduk. Patlıcan yemeğimizi. Şimdi kapağını kapatacağım. O kaynamaya girsin. Bakın arkadaşlar yemeğimiz pişti. Patlıcan yemeğimiz. Şimdi içli mantının üstünü dökeyim. Ondan sonra ona tırşık da diyorlar. Ha tırşık diyorlarmış onu. Tırşık. Bu mantıyı da her yer bilmiyor herhalde değil mi? Çoğu bilmiyor bunu. Kimi etli yapıyor ama kıymayla daha güzel. Yok, içli mantı diyoruz ya normalde içli mantı Kayseri mantısı. Çoğu bunu bilmiyor. Genelde ben bilmiyorum da Aksaraylılar yapıyor herhalde. Bizde çok yaparlar bunu. Şimdi dökelim de babam da geldi burada yemek yiyeceğiz. Birazdan göstereceğim babamı size. Bakın masamız hazır arkadaşlar. Şimdi işte birazdan yemeğe oturacağız. Ne güzel görünüyor. Buyurun gelin yemeğe. Arkadaşlar aç olan gelsin. Buyursun. Ben ne bileyim yemekler güzel. Bilirsin, çok güzel. Ömrüne sağlık. Afiyet olsun. Ben konuşmayı ne bileyim. İyi, nasılsın? İyisin. Bravo. İyiyiz Allah'a şükür. Siz de iyi misiniz? Hayırlı olsun evimiz. Sağ ol. Ortamlarınız, bebeğiniz. Hani o bebek hiç yok ki. Aslan. Bebeğe de versene, bebe evde duyarsın. Göstermiyorlar ya. Yere atıyorlar. Yuvarlanıp duruyor. O da bizden kusuyor. Bak, biz ne koyuyor, şey yapmıyor. Biliyor ki biz geldik buraya. O haklı. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz videomuza. Biz şimdi şeye geldik, size göstereceğim. Kazanımı çok büyük şu an. Sonuncu babam müzesi, minyatürler müzesi. Burada ne var? Hanedan, hediyelik yeri var. Bak, sonuncu babamın sözüne bak. Diriyiz daim, ölmeyiz, karanlıkta kalamayız, çürüyüp toprak olmayız. Bize
Leyli Nehar olmaz, Şeyh Hamit Veli Aksaray'ın sonucu. Sonucu var. Burada kahve içiliyor, kahve içiliyor. 1330'da doğmuş, 1412'de vefat etmiş. Hatta gelsin dükkancı. Dükkancı. Binekler ve pastırı. Aynen. İçeride herhalde bir insan anlatıyor bize. Söyle. Nerede görüyorsun bunu? Aynen. Sonuncu baba hani eğitiyordu ya. Burada yazıyor zaten her şey. Ne olacak? Minyatür müzesi. Bunlar hep dergah. Eskiden işte yaşamı. Babasından bak. Bak babasından evliliği icazeti aldıktan sonra ilmini arttırmak isteyen şey Hamid Veli Şam'a gider. Burada beyaz yağın kanlı bu. Tamam, orada görünüyor zaten. Zaten Sonuncu Baba'nın filmi de var. Ben izledim. Yani şimdi ben anlatsam yanlış anlatırım. Ben de çünkü ilk geliyorum buraya. Bilen bilir buraya zaten. Buraya geçmeden şunları göstereyim. Sultan Hanı Kervansaray'ı buraya gideceğiz birazdan. Bu cami, Aksaray'ın yeri minaresi. Bunlar Aksaray'ın meşhur tarihi yani. Güzel günah olmuş. Zaten burada hep yazıyor. Aynen. Şimdi dedim anlatayım size. Ben de çok bilgim yok. Hem yazıları göster hem şeyi. Evet, ben böyle yaşamışım. Bursa'ya gidişi, Ulu Cami inşaatında çalışanlar ekmek dağıtması ve çarşıda Ulu Cami yok mu? Onun inşaatını yapan çalışanlara Somuncu Baba gitti. Ekmek dağıtmış. Somuncu Baba somun ekmeği yapardı ya. Onu dağıtmış. Onu dağıtmış. Yani öyle böyle kendini şey geliştirmiş. Sonra Şam'a gitmiş, daha da eğitmiş kendini. Öyle öyle şey olmuş. Da eski evler. Çömlekçi. Çömleği ateşsiz fırında pişirmesi. Fırını ortaya çıkartmış işte. Sırrı da şey işte, ateşsiz fırında çömlek pişirmiş. O da sırrını ortaya vermiş. Yani öyle alim insanmış, kimse bilmiyormuş. Bak Ulu Cami. Ulu Cami'nin açılışı ve sırrının ortaya çıkışı. Şeyin hilal lokma olmayan şüpheli otları yememesi ve otlara bey etmesi. Yani şeyini bile haram otlara yedirmiyor.
Nasıl yaşamışlar eskiden, değil mi? Biz şimdiki insanoğlu ev beğenmiyor, eşya beğenmiyor, yemek beğenmiyor. Tohum ekmeğe baksana tarlaya. Tam belgede mi tarlaya? İşte tohum oradan alıp ekmek yapıyor diyelim. Ekiyorlar. Ne güzelmiş o zamanlar. Keşke o zamanlar da yaşasaymış. Sonucu olan ölümü. Ölümü? Son zaten o da. Bu hayatını anlatıyor bura. Hayır, ölür diye inzivaya çekildi ya. O inzivaya çekildi. Orada kalıyor. Kırk gece mi ne? Burada yazar bakayım. Orada kalıyor. Orada da hasta herhalde dedim. Burada? Şu an ortada mezar. Bura burada işte şimdi göreceğiz işte. Yavaş. Arkada ne çok güzel işte iyi şey yapmışlar tarihi. Şöyle. Güzel korumuşlar yani. Gezip dolaştık şimdi müzenin çarşısına girelim bakalım orada neler var. Burası da oraya çekelimizi. Biz biraz geç geldiğimiz için birazdan kapanacak burası. Abi, müze kapanacak. Müze kapanıyor yani. Kışın çarşısına bir dolaşalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne var çarşınızda neler var? Biraz sen de anlat bana. Hediyeti işte her şey var içeride. Her şey var istediğinizi. Aynen öyle. Kur'an-ı Kerim, seccade. Muammer haydi bir şey. Buyurun şeye girmek istersen içeri gidebilirsiniz. İçeri de girelim. Şöyle çekelim mi o tarafta? Tamam, güzel ama. Girelim. Bu tarafa haydi. Haydi kardeşim. Aa, bu 1300 lira. Baklanmaz şey. Yukarıda mısın? Aşağıda mı? Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Hangisini sordun? Ne sordun? Şokoladı sordum. Çalışlarımız da var tabii ki de. Ama gerçek gibi ağırı. Göstersene bir, indirsene bir. Güzelmiş. Ağır. Gerçek mi? Hasan'ın aynen gerçek. Burak Bey, nasıl tutuyorlarmış bunu böyle? Bu? Ve Zülfikar var. Bu Zülfikar bunu çeker. Ya, ben nasıl tekneyi bilmiyorum da bizim. Aa, maşallah gördün mü? Bismillahirrahmanirrahim. Hı? Bakayım göster. Zülfikar hazır derdim. O tamam, o kapalı. Hı? Güzel. O fiyattan uygun. Buyur ablacığım. İçeri girelim. Aynen öyle, içeri girelim, çekeyim artık. Ben bir reklam yapalım size. Hanedan mı? Aynen, hanedan. Hanedan. Esans dedik. Esans parfüm kendi yapımımız. Eğer soran olursa ulaşabilir. Instagram sayfasında var. Aynen. Anne takip edersin zannede geri. Her türlü parfümümüz var her yeri. Kargodan gönderiyorsunuz. Aynen öyle ama şu an kokulan trend parfüm yapıyoruz. Tamam. O yüzden. İsteyene kargo yapıyorsunuz yani. Aynen öyle. Her türlü ürünü kargo göndeririz. Buraları gösterelim.
Çakılar var. Hemen alayım. Koyayım seni. Anne. Benim paramı gir. Burada hediyeler, eşyalar varmış değil mi? Evet. Tespih işte. Camiye zaten giren tespikalar. Zaten girişlerden o kasinin önü. Hanedan. Camiye nerede çıkacak? Nerede çıkacak? Sayfaları da var. Kargo da gönderiyorlar. Gene kargo. Ama güzel şeyler var. Kendilerine ait kokular yapıyorlarmış. Parfümler. Şunlar galiba. Setler vardır bence. Hani alıyorlar ya. Çok güzel. Net bir de şey gösteriyor. Çok güzel. Mesela kolonya var abi. Çok güzel. Şu an meşhur olan kolonya. Aynen öyle. Aşk ile maşhur diye geçiyor. Açık kokuyabilirsin. Anne bir koklasana. Aç koklama güzel. Bir aşık bir maşuk. Aşık maşuk. Aşık ismi nasıl? İsmi güzel. Bakayım mı bu aşıkmış. Bu da maşuk. Aşık maşuk. Teşekkür ederim. Oh. Çeşmesi. Ay çok güzel ya. Aldım ya, ellerimi yıkayayım da caminin içine bakalım, bir orayı biraz çekelim. Aha. Ondan sonra da şey... Bura kadın, evet hanımlar yeri yazıyor. Anne. Şimdi sonuncu baba camisindeyim. Şöyle size biraz çekeyim kapıdan. Fazla giremiyorum. Namaz kılıyorlar. Şimdi çıktım dışarı arkadaşlar. Orada konuşamadım çünkü namaz kılıyorlar. Rahatsız etmek istemedim orada. Ses gitmesin diye. Burada sonuncu babam mescit. Bura! Ben buraya! Gizli ve açık tüm hallerinizde Allah'tan sakının, ibadeti Allah için yapın, ücret umarak gündelikçi olmayın. Az yiyin, az konuşun, az uyuyun. Namazlara devam edin, avamın halk arasında az karışın,
Açlıktan ölseniz bile şüpheli şeyleri yemeyin. Daima şehvetten uzak durun. İnsanların ellerinde bulunanlardan ümidinizi kesin. Bütün kötü özellikleri terk edin. Güzel özelliklere kendinizi süsleyin. Aykırı bir görüşle kendinizi cemaatten ayrı bırakmayın. Günaha götüren şiir ve şarkı dinlemekten kaçının. Düşüncenizde dayatmacı olmayın. Bu da hayatı zaten öndediği hayatını minyatürünü göstermişlerdi. Burası mescidi. Zaten mescidin içindeki bahçede olmaları lazım veya şu arkada. Şimdi görürüz buradalar. Burada. Burada da şeyleri. Aha, talebeleri falan. Veya yok. Talebeleri. Kızı olabilir. Bilmiyor mu? Yazıyor mu? Bu ağaç ne ağacıymış eskiden? Türkleri mi asıyorlarmış bu ağaçta, öyle diyorlar. Taşlara. Bunlar mı? 2017'de yenilenmişler. Silahhanesiymiş burası. Buraya hep namaz kılarmış. Bak orada yazıyor zaten. Biz mi? Yani tabi türbe tabii güzel de yani. Hani güzel. Diğer camisi falan güzel, çok güzel ama yapmışlar. Şey Gülten halayına Gülten olsaydı anlatırdı onlar. Bir bayağı... gün onlarla gelirsin. Heh, aynen. Ben ilk geldim çok. Çok yazılardan okuyorum yani o kadar çok şey onu söyleyeyim yani başta. Hani YouTube'da zaten şey Sonuncu Baba filmi var. Filmini evet, hayatını anlatıyor. Ben izlemiştim. Güzel yani. Size böyle gösteririz. Sen de bana atıyor. İyi oldu ama. Güzel yani. Buradan Sultan Hanım'a geldik. Kervansaray. Kervansaray'ına. Biraz da size burayı tanıtalım. Sizin için, siz isteyin biz gidelim. Burada dışı. Arkadaşlar biz Sultanhan'a geldik. Burası kervan sarayı. Şimdi birazdan içeri gireceğiz.
İçeride size göstereceğiz. Bakalım için nasıl. Aynen. Türk bayrağı, Selçuklu bayrağı. Selçuklu eserleri. Kapıya baksana, eski kapı. Bu taşlar hep o zamandan kalma. Kimi yazıyor baban? Sultan Ali. Müdüş Ertuğrul'a bakan burayı iyi incelesin, iyi okusun. Evet. Ay, aynalı yapmışlar. Ayna da nasıl gösteriyor insana. Şu merdiven kullanılmıyor herhalde. Eskiden buralara çıkıyorlarmış. Kole nöbetçisi. Şimdi böyle odalar gezeceğiz. Bakalım içeride neler var. Buralar tarih kokuyor ya. Karanlık ama. Bismillahirrahmanirrahim. Anne nasıl buldun tarihi? Yok, karanlık. Öbür taraflar açık. Baba, tarih olarak nasıl buldun burayı? Çok süper. Diriliş Ertuğrul. O zaman taşlar. Böyle. Tabi restore edilmiş ama. Burası turist kaynıyor. Odalar böyle. Buranın eşi varmış. Serin değil mi içerisi anne? Başka serin mi? Anne nasıl buldun burayı? Valla güzel. İyi, daha iyi. Başındayız yani. Daha gideceğiz. Daha yeri geldi. Ha baba. Bilmiyorum nasıl olur. Sen şurayı, çocuğum odası burası. Burası Zeyn Aslan odası. Bu kervan kervanı bizim kuzum zaten. Bölüm bölüm. Buraya Adem bilemez. Bir oda değil. Bir oda Adem bilir. Öbür tarafı oda ver. Diriliş Ertuğrul duymasın. Aslında baba burayı tarih ya. Aslında burayı böyle düğün salonu olarak kullanabilirler. Hani düğün salonu dediğim için hani böyle anı kalır, tarih anı kalır yani. Şu kapılar kilitli böyle. Burası han. Burası güzel, ışıklı. Oralar karanlık bir yer. De var. Maşallah, çok güzel bir yer ya. Işık yapmışlar ya, güzel olmuş. Şöyle bakınca çok güzel görünüyor değil mi? Aynen. Güvercinler de var. Şunlar hep elle işlenmiş, baksana ya şu doku, şu güzelliğe bir baksanıza. Hey maşallah, hey maşallah. Halılar, filmler işte. Ya hep el emeği değil mi anne bunlar? El emeği, tabii bunlar hep el emeği.
yapmış eskiden işte. Tabii. Göz nuru dökmüşler. Tabii anne. Laylon mu desem, ne desem onu? He. Bunlar yapıyor. Tabii. Baba bu burası insana huzur veriyor değil mi? Çok süper. Şu güvercinlere bak. Ertuğrul böyle kapıyı açıyordu ya. Evet. Ha öyle aç, öyle, öyle aç. Hadi gir. Hadi. Hadi aç bakalım böyle. Aç. Oh. Yıkıntılar. Ne taşı bunlar? Buranın yıkıntılar. Yıkıntı. Nerede nerede bunlar? Oturakmış. Ertuğrul Gazi çıkıp oradan şey yapıyordu ya konuşma. Heh, hadi bekliyoruz hadi devam konuşma. Aynen. Ben şurada çay varsa içeyim. Burada şey ya, imamın odası ya. Aha, namaz. Ama burada insan akşam uşur ha. Evet. Baş serin olur. Şimdiden serin yani. Şu yerlere baksana. Hep o zamanın taşları. Kimler ayak bastı hani buraya? Çektiniz mi resimlerinizi? Hı hı. Şurayı çekeyim. Şöylesiniz. İsmi zaten burada yazıyor. Yine de sen tanıtabilirsin. Burası Sultanahmet Kervansarayı. 1299 yılında Alaaddin Keykubat döneminde yapılmış bir eser. Girişte tabelada olduğu gibi burada da çeşitli izlenimleri var. Burası Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kervansarayı olmakla birlikte çok harika bir eserdir. Görmeyi değer bir eserdir. Çok güzel yer yani. Aynen çok güzel bir yerdir. Yeterli sahiptir. Bu şekilde. Kahvemiz var herhalde içeride. Kahvemiz mevcuttur buyurun. Teşekkürler. Şöyle sizi gezdireyim. Bizimkiler oturdu bile. Şöyle güzel. Yerleri varmış, masaları. Kahve yeri güzel yani, eski tarih şeyde kalma. Çok güzel ama. Gelip görmenizi isteriz yani, güzel yer. Turistler de var, bayağı gittiler ama çıktılar biraz önce. Siz ne yapıyorsunuz, nasıl, keyif nasıl? Beğendiniz mi buralar? Çok güzel ya, serin bir şey böyle. Ne içeceksiniz? Ben de çay. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bak turistler geldi anne. Geldi mi? Bak geliyorlar. Çok turist var burada zaten. Şöyle bir göstereyim size bak. Turistlerin sevdiği yer. Ama ben de beğendim güzel. Sultan Han Kervansarayı. Ne içiyorsun? Çay var mı? Efendim? Çay alayım. Bir litre kahvemiz var. Evet kendimiz yapıyoruz. Çay. Bunlar turla gelmişler, adam anlatıyor, bilgi veriyor. Sen
sessiz duruyorum çünkü adam anlatıyor ya, o yüzden sessiz duruyorum. Sini. All the same size. All the same size. Yeah. The size is different. For example, this is one of the biggest. They open it up. Okay, imagine at the time there was a room. And there are windows in every room, as you see here. So that window gives you a problem and make an air circulation. Okay, as you see the beautiful carpet. YouTube şey çekeyim ya, anlat sen. Tamam. So as you see, the Turkish carpets, these are the most handmade carpets. Much different carpets, different, special different carpets. Okay, so that's why these are old carpets, mostly more than 50 years old. Turkish handmade carpets, not all the carpets. And because of the system, we need to use it to zoom. So for example, the new carpet of this one is called the carpet. But this one you're from here? Where are you from? Hello! Glacier. You sit. Sit down. You sit down. Sit down. You too. Yeah, okay. All right. There, look. I know, you're about to do it. YouTube. Adiviye Ozan. YouTube. Aynı mama. Dede Korkut. Oğuz Kağan. Diriliş Ertuğrul'un dedesi. Sultan Alparslan. Pardon. Oğuzkan galiba Selçuklu. Alaaddin Keykubat. İbn Sina. Osman Bey, Osmanlı. Yavuz Sultan Selim Han. Fatih Sultan Mehmet Han. Kanuni Sultan Süleyman. Mimar Sinan. Mehmet Akif Ersoy. Hadi arkadaşlar, videomun daha sonuna geldik. Burada videomu bitiriyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize bir dahaki videon ne? Bir dahaki o sürpriz olsun. Söylemiştik ama. Ekecik köyleri. Ekecik köyü olacak ama sürpriz. Beklemede kalsın. Sürprizler var orada. İnşallah orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum, beğeni yazın. Bekliyorum. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Bay bay. Baba sen bir şey diyeceksin mi? Çiav. Burak Konya. Sultan Hanı. Selçuklu. Selçuklu'dan Diriliş Ertuğrul'a kadar. Tarihi var. Tarihi var. Hadi, ciao, bye bye. Güzeldi ama beğendik yani.